Yaşamın Ritmi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Lefke Avrupa Üniversitesi'nin değerli öğretim üyesi olan yardımcı doçent Doktor İbrahim Çetin Bey. Hoş geldiniz Çetin Bey. Hoş bulduk. Çok kısaca teşekkür ederim. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız bize? Elbette. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonlarında misafir olmaktan çok mutluyum. İsmim bildiğiniz gibi İbrahim Çetin. Yardım doçent doktor olarak 2011 yılından beri Lefke Avrupa Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Yıllardır turizm eğitimi aldık. Eğitimimizi otelcilik lisesinden başladık turizm eğitimine. Daha sonra lisans olarak devam ettik. Yine master'ımızı tamamladık. Doktoramızı da yine turizm alanında yaparak şu an Lefke Avrupa Üniversitesi'nde turizm bölümündeki öğrenci arkadaşlarımıza edindiğimiz bilgileri vermeye çalışıyoruz. Beni davetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sizin gibi değerli bir konuğumuzu ağırladığımız için. Estağfurullah. Peki Kıbrıs'la tanışmanız nasıl oldu bu süreç içerisinde? Evet, çok ilginç oldu. Hiç böyle bir planım yoktu. Yalnız hayatta birçok planlar yapıyoruz. Bazen yaptığımız planlar içerisinde planlara dahil edilmeyen şeyleri eklemeyi de unutmamak lazım. Tabii ben 9 Eylül Üniversitesi'nde 2007 yılında doktoramı yaparken Umman'a gittim. Umman Yükseköğretim Bakanlığı'nda 4 yıl bir görev yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye dönmemiz gerekti. Türkiye'ye dönerken Lefke Avrupa Üniversitesi'nden bir teklif aldık. Sayın hocalarımız da 9 Eylül'den olduğunu öğrenince inanın çok fazla düşünmeden karar verdik. Fakat en önemlisi de önce bir görelim dedik Lefke'yi, Kuzey Kıbrıs'ı, çünkü hayatımda hiç gelmemiştim. Farklı düşünüyordum. Ne olduğunu da bilmiyordum. İmaj olarak da sıcak olduğu aklımdaydı. Sıcak bir yerden geliyordum yine Umman'da. Yine daha sıcak bir evet, yer olan Kuzey Kıbrıs. Yine sıcak diye düşünüyorduk. Gel uçaktan gördüm, biraz ilginç buldum. Tabii daha sonra karayolu taşımacıyla havaalanına Lefke'ye gelene kadar daha iyi tanıma fırsatı oluyor. Bir de gördüm ki çöllük gibi yerler var. Ancak daha sonra yeşillikler var. Portakal bahçeleri, limon bahçeleri, Evet. Ve deniz kenarı. Okulu da ziyaret ettikten sonra bölge itibariyle çok güzel bir yer olduğunu düşündük. Sonra da çalışmaya başladık. 4 yıl oldu. Ha, zaman da hızlı geçiyor. Zaman çok hızlı geçiyor, evet. Ben de bu süreç içerisinde öğrencilerinizle konuşma fırsatım da olmuştu. Hepsi sizden çok memnun. Nasıl oldu da bu kadar kısa sürede aslında sevdirdiniz kendinizi? Bir de öğrencilerinizin motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Sonuçta bir dönem motivasyon üzerine de eğitimler aldığınızı duymuştum ben. Evet. Şimdi tabii iki ayrı bölümde yanıtlayalım sorunuzu. Bir kere burada öğrenci arkadaşlarımız çok doğal. Onu fark ettik. Yalnız bizim de Umman'dayken Türkiye'deki ve Türk öğrencilerimize, insanlarımıza karşı bir özlemimiz vardı. Bir noktada bu özlemin buluşması olarak onu da değerlendirebiliriz. Fakat ayrıca da objektif gözle de baktığımız zaman öğrenci arkadaşlarımız çok samimi, çok doğal, çok candan, dürüst görüyoruz ve ailelerin onları hayatta belli bir noktalarda görmek istediklerini hesaba katarak buraları seçtikleri için biz de o anlayış içerisinde onlarla buluşuyoruz. Doğal bir ilişkimiz oluyor arkadaşlarla. Ben çok samimi ve canlı ve düzgün buluyorum arkadaşlarımı. Dolayısıyla bu ilişki doğal gelişiyor. Yani biraz da karşılıklı oluyor anladığım evet, kadarıyla. Onlar bizi de motive ediyorlar. Biz de onları motive ediyoruz. İkinci sorunuzdu belki motivasyon evet. Konusu. Burada bir kere bir neşeleri var arkadaşların. Bir hedefleri var genç insanlar. Tabii liseleri bitiriyorlar. Belli bir hedef doğrultusunda üniversiteleri seçiyorlar. Üniversiteleri seçtikten sonra da 2 yıl ya da 4 yıl sonunda hayatında başarılı olmak için çalışıyorlar. Tabii sektör deneyimlerinin olması çok önemli oluyor. Biz de bütün onların beklentilerini
mümkün olduğunca tahmin ederek bu beklentilerine uygun olarak onların anlayacakları dil içerisinde ve ancak samimi bir arkadaş ortamı içerisinde bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun içerisinde da motivasyonu sağlamamız gerekiyor. Derslerde bir kere biz karşılıklı etkileşim, ben çok önem veririm. Arkadaşlarım da beni canla kulağıyla dinlerler. Turizm zaten çok zevkli bir alandır. Çok disiplinlerle ilişkisi olduğu için biz ona interdisipliner diyoruz. Her konudan bahsetme gerekiyor. Bunlar da esasında arkadaşlarımıza doğru verirken bu sefer onların daha uyanık, daha sizi canlı dinlemelerine neden oluyor. Tabii sınavlar var da sınavlardan arkadaşlarımız her zaman çekinirler. İnanın benim sınavlarımdan pek çekinmezler. Çünkü biz onlarda birçok şeyleri, birçok konuları uygulamalı olarak da gördüğümüz için kendilerini okulları bittikten sonra sektörde belli bir noktalara gelebilmek için hazırladıklarının farkındadırlar. Biz de o amaçla gerektiği zaman geziler yaparız. Kıbrıs çok tarihi ve turistik bir yer. Evet, zaten turistik bir bölgede oldukları için öğrencilerin hani bu alandaki eğitim öğretimleri de hem Evet. görsel olarak da bunları gördüklerini pekiştirebilmeleri açısından tamamlayıcı bir bütündü. Çok doğru. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm açısından hangi konumda olduğunu düşünüyorsunuz dünyaya kıyasla? Evet, bu çok güzel bir soru. Üzerinde çok da konuşulacak bir soru. Bu arada geçtiğimiz cümlenin sorunuzun bir devamını yapalım. Sektörde işbirliği aslında. Bizim arkadaşlarımızın hepsi sektörde çok iyi çalışırlar ve sektörün arınılan elemanlarıdırlar aynı zamanda. Daha okulları bitirmeden. Burada bizim önemli olan onların motivasyonlarını gelecekte daha başarılı olabilecek şekilde katkı sunmamız. Birçok otel arkadaşlarımızın arkasından koşar. Gastronomi bölümü olsun, turizm işletmeciliği bölümü olsun. Birçok öğrencimiz de yurt dışına gidiyor. Şimdi tabii Kuzey Kıbrıs sorunuzu biraz geç cevaplıyorum. Lütfen beni bağışlayın diyeyim. Çok çok önemli bir soru bu. Kuzey Kıbrıs'ın dünyadaki turizm potansiyeli durumu nedir? Esasında Kuzey Kıbrıs tarihten beri çok önemli. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda belli bir döneme kadar yine dünyada turizm bakımından kendinden çok söz ettirmiş bir bölge. Fakat açıkçası şu an nasıldır diye geçmişe kıyasla bir baktığımız zaman da aslında üzüldüğümüz bir noktadayız bir noktada. Potansiyel itibariyle çok iyi ancak bu potansiyelini çeşitli sebeplerle iyi değerlendirilememiş diye görüyoruz. Ancak gelecek itibariyle bu potansiyelin çok güzel olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü çok çok avantajları var Kuzey Kıbrıs'ın. Bir kere en güzel bir markadır eski Kıbrıs. Eskiden beri bir markadır. Şu an için o markanın üzeri hafif böyle örtülmüş gibidir ama tekrar parlayacaktır diye ben düşünüyorum. Çünkü bu parlaklığı hak eder. Şunlardan dolayı hak eder. Kuzey Kıbrıs'ta bir kere müthiş bir iklim var. Çok güzel bir iklim. Dikkat ederseniz Kesinlikle. burada keyifli. Ben Umman'dan geldim buraya ama sıcaktan korktum. Hiç korkmama gerek yokmuş. Üstelik yeşillik her taraf. Evet, hani Kuzey Evet. Kıbrıs'ta aslında Lefke en yeşil alanlarından Yeşillik. bir tanesi. Ondan sonra deniz de var. Turistler başka ne isterler ki? Tabii. Şimdi daha şey isterler esasında ama en temel bunları istiyorlar. Ondan sonra tabii bu üç tane değeri çok iyi kullanmak lazım. İklim başlı başına. Çünkü insanlar bugün İskandinavya'dan, Finlandiya'dan, Norveç'ten, Umman'da onları gözlemlemiştik. Kışın sürekli Umman'da geçirirlerdi tatillerini. Neden? Çünkü soğuk iklimden güneşe gidiyorlar, sıcak yere. Oysa Kıbrıs 365 günün yaklaşık olarak söyleyelim, yanılma payımız olabilir. Bunlarda 340 günü güneşlidir. Çok çok. Bu güneşlisi çok fazla yazın Ağustos ayında ortalama sıcaklığı biraz 30'un üzerine çıkar. Ancak diğer zamanlar çok güzeldi. İklim bakımından çok müthiş bir avantaj var. Şimdi bununla birlikte bir yeşillik var. Öyle bir yeşillik ki
Harnup keçi boynuzunu yetiştirir. Narenciye turunçgiller hepsi vardır. Üzümü vardır. Buğdayı da yetişir. Mısırı da yetişir. Böyle de karpuzu da yetişir. Çileği de yetişir yeşil ırmakta. Böyle de bir yeşillikle sizi ormanların yanında karşılar Kuzey Kıbrıs. Denizler harika. Dolayısıyla bir ada zaten. Ada olarak. Dolayısıyla bunlar turizmde çok çok önemli olan şeyler. Bunlar bir turistik ürünün parçalarıdır. Çünkü insanlar, turistler deniz için gelirler, yeşillik için de gelirler. İklim için de gelirler. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs'ta tabii eşsiz bir tarih var. Medeniyetler gelmiş burada. Hititlerden tutalım. Perslerden, Perslere kadar. Araplara kadar. Venediklilere kadar, Lüzinyanlara kadar, Osmanlılara kadar ve günümüz itibariyle biz Türkler burada bu medeniyeti devam ettiriyoruz. Ama her medeniyet adaya gelmiş, bir şeyler eklemiş. Evet, tarihine de baktığımız zaman aslında bir her şey, medeniyetten kalmış tarih eserlerimiz mevcut. Var. Bu da turizmin çeşitliliği açısından da hani devamlılık sağlıyor aslında bize. Yani bir turist Çok. Dediğiniz gibi bazen ailelerde ne bileyim bayanlar genelde tarih görmek isterken erkekler yok Kültür. otelde tatil Tabii. yapalım. Hani hepsini bütün olarak Kapsıyor. görebilecekleri bir yer. Çok Ne doğru. bileyim büyük annesini alıp hani böyle doğa görmek istiyorsa bir çilek tarlasında o nefis O var. kokuyla organikte buluşturabileceği bir belde. Kuzey Kıbrıs bir kültür turizminin başkenti demeyelim. İstanbul var, işte Roma var, birçok yerler var. Ama ancak Kuzey Kıbrıs'ta bu potansiyel çok fazla. Bir kültür şehri, kültür adası. Bakın mesela Lefkoşa'ya gittiğiniz zaman orada Büyük Han'ı, Büyük Han, ilginç bir mimar yapısı var. Yine arka sokaklarına baktığımız zaman Osmanlı mimarisinin eserlerini görürüz. Yine Venedik kapısında o Venedik sütunu, tarihi yapılar, işte diğer Magosa'da olsun, Girne'de olsun ve Lefke'de olsun, Suli Arabelerinden tutalım da Avni Sarayı'na kadar, Barnabas Kilisesi'ne kadar, Lüzinyan ve birçok eseri buralarda görebiliyoruz. Bunlar da esasında günümüze aktarılmış eserler. Bunların yanında bir de mesela Kuzey Kıbrıs'ın bir kültürü var, bir folkloru var, yaşayan değerleri var. Örneğin ben burada en çok hoşuma giden ve çok çok takdirle andığım ve takdir ettiğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, özellikle hanımların, bayanların, tabii beylerin de katkısı vardır ama etkinlikler var. Bakın bunlar panayır şeklinde gerçekleşiyor ama festivaller, Lefke'den tutun da Yeşilırmak'a kadar, işte Tepebaşı Çamlıbel'e kadar, yine İskele bölgesinde Büyük Konağa kadar, buralarda festivaller şeklinde insanlarımız üretilenleri getiriyorlar ve bir hareketlilik meydana geliyor. Bu ülke içerisinde üretilen değerler paylaşılıyor. Bunlar müthiş bir turizm hareketidir. Bunun da çok iyi pazarlanması gerekir esasında. Ben şimdi kısaca, çok şey var söylenecektir bu konuda. Kuzey Kıbrıs turizm konusunda çok daha iyi şeyler hak ediyor. Böyle sözler hep söyleniliyor ama gerçekten bir hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu potansiyele sahip, nesiyle sahip, deniziyle sahip, tarihiyle sahip, kültürel değerleriyle sahip, çevresiyle, çevrede bir takım bazı planlamalara bazı eksiklikler var. Tabii eksiklikler her zaman her yerde olabilir. Ancak potansiyel var. Bu potansiyeli, eksiklikleri vaktiyle kapatarak üstesinden gelinebilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs için bir turizm politikasını net belirlemek lazım. Bu politika içerisinde marka stratejilerini belirlemek lazım. Ondan sonra tabii bunun işte devlet tarafından yapılması gereken çok şeyler vardır. Zordur, kaynak da gerekir. Politik yapıda bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bunlar her yerde olur. Ama öncelikli sektör olarak almak lazım. Nasıl ki turizm, Kuzey Kıbrıs'ta eğitim öncelikli bir sektör ama bunun yanında turizm müthiş bir öncelikli sektör.
olması gerekir. Çok katkı sağlayabilir. Bunun için de çok iyi bir koordinasyon gerekir. Turizmde başarı için koordinasyon gerekir. Belki sorularınız olabilir. Daha sonraya doğru bunları saklayabiliriz. Elbette. Evet. Teşekkür ediyorum bu detaylı ve önemli açıklamalarınız için. Tarih Estağfurullah. dedik. Evet, hani Kuzey Kıbrıs'ın büyük bir bölümünü aslında tarihi eserler oluşturuyor. Sizce korunabiliyor mu yeterince bu eserlerimiz? Evet, şimdi gözlemlediğimiz kadarıyla tabii bir iki noktaya ziyaret ettiğimizde onları gözlemledik. Tabii korunma altına alınmış gibi öyle görünüyor. Ama ancak daha iyi olması gerekir diye düşünüyorum. Bazı noktalara ziyaretlere gittiğimizde özellikle hepsine baktığımız zaman daha fazla özen göstermemiz gerektiğini söylüyorum. Burada korunmuyor demiyorum, dememek gerekir. Fakat daha fazla önemli derecede korumamız gerekir diye düşünüyorum. Örneğin Magosa'ya gitmiştik. Namık Kemal'in zindanı vardır orada. O bölgeler çok önemli bölgeler, güzel bölgeler. Barnabas Kilisesi'ne yine gitmiştik. O gezilerimizi yaptık. Burada Soli'ye gidiyoruz, Vuni'ye gidiyoruz. Tabii şimdi kazı çalışmaları da bunlarda yapılabilir. Belki eserler ortaya çıkarılabilir ama mevcut eserlerin korunmasını iyi şekilde yapmak lazım. Ben bu konuda şu eksikler var, bu eksikler var diye bu noktada söylemiyorum. Fakat biraz daha dikkat etmek gerekir. Belki. Kullanıcıların da oradaki arkadaşlarımızın da. Çünkü o eserler çok önemli eserler. Dikkatli olmak lazım. Zarar vermemek lazım. Zaten turizmde şu olayı vardır. Bir taşıma kapasitesi deriz biz. Bunlar teknik konulardır. Koruma ve kullanma ilkesine temelde riayet etmek lazım. Eğer korumazsak kullanamayız. Eserlere yani gözümüzün bebeği gibi bakmak lazım. Çünkü bakın Barnabas Kilisesi dünyada da çok önemli. Ta dünyada insanlar kalkıyorlar. Sen Barnabas Kilisesi'ne geliyorlar. İşte Girne'deki Lüzinyanlar Sarayı'na geliyorlar. Magosa'ya geliyorlar. Oradaki Namık Kemal Zindanı'ndan Türkiye'den insanlarımız. Bunlar çok çok önemli. Yani bunlar para basıyor. Bunlar gelir yaratıyor. Devlet için gelir yaratıyor. Vergi, dolaylı olarak vergi geliri yaratıyor. Oradaki esnaflar için iş kaynağı oluşturuyor. Turizm sektöründe çalışmak isteyen insanlar için istihdam, onlar için iş oluyor. Bunları değerlendirmek lazım. Hepsi turistik ürünün bir parçaları. Hani elimizin işte beş parmağı var, parmaklarımızdan bir tanesi gibi. Bu hiçbir parmağımıza, hiçbir organa, turizm sektöründe de hiçbir değere zarar vermemek lazım. Onları korumak, kullanmak ve geliştirmek lazım. Ve hatta bazılarını da iyi planlamak lazım. Çünkü dünyadaki yarış artık turizm sektöründe yarıştır. Çünkü biliyorsunuz küreselleşme ile her yer açıldı. Kesinlikle artık sanayileşmeden daha çok turizm üzerine ne kadar turist çekebiliyorsak bölgemize, ülke çok o kadar doğru gelişmiş diyebiliyoruz. Çünkü katma değer yaratıyor. Ve insanlara daha fazla, bölgelere daha fazla katkıları oluyor bu noktadan. Abi bir nevi zaten hani gelen öğrenciler olsun, turistler olsun, hani beğenip de ülkemize yerleşenler de çok fazla oldu. Bunun üzerine evet de kalkınma da gelişti aslında. Onun dışında evet hani turizm beldelerinden bir tanesi dedik Kıbrıs için de. Sizce Kıbrıs'a yerli turistler mi ağırlıklı geliyor yoksa yabancı turistler mi? Biraz pek de kıyaslamak ya da ayırmak istemiyorum ama hani halkımız da genelde hani şeydir ya, böyle daha farklı ülkeler göreyim der. Fakat benim gördüğüm kadarıyla hani benim buradaki ilk yılım hani genelde yerli turistler daha çok gibi. Çok doğru ama çok güzel soruyorsun. Bu sorular hoş sorular ve bizim de zaman zaman düşündüğümüz konulardı. Şöyle, esasında şu an çok fazla da çeşitlilik yok. Çünkü turizm endüstrisinin durumuna Kuzey Kıbrıs'a baktığımız zaman 20 bin yatak kapasitesi var. Sadece 20 bin yatak kapasitesi. Gelen turist sayısı da Türkiye'den gelenler de dahil 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin. Şu an için bu rakamların yukarısında değil. Çok az. Yaklaşık yanılmıyorsam 500 bin civarında
600 bin civarında gelen insanlarımız Türkiye'den. Onun dışında tabii İngiltere'den, Avrupa ülkelerinden geldiğini görüyoruz. Avrupa ülkelerinden. İngiltere'yi fark ettik geçen yıllar, geçtiğimiz yıllar. Yıllardan beri öyledir ama onlar o ülkelerden geliyor. Almanya'dan çok az. Geçen yıl bazı seyahat acentaları, tur operatörleri çekme hedefindeydiler. Çeşitli sayıda Avrupa ülkelerinden geliyor. Fakat bunlar aslında hiç yeterli sayıda değil. Daha çok çekilebilir. Daha çok çekilmesi lazım. Tabii doğrudur. Sizin dedikleriniz doğrudur. Yabancı, filmli turistleri de görmek ister insanlar. Evet. Arap turistleri de görmek isterler. Rus turistleri de görmek isterler. Tabii İngilizleri de. Şimdi burada çeşitlendirme politikası yapmak lazım. Bunlar tabii turizm pazarlaması ile ilgili. Turizm pazarlamasında hedef ülkeler seçilirse hangi ülkeler seçileceğini turizm politikalarını belirlemek lazım. Tabii turizm politikalarını belirlerken de şimdi hangi ürünle hangi ülkelere gideceğiz, kimleri çekeceğiz onu da belirlemek lazım. Örneğin İngiltere'den insanlar buraya geliyorsa niçin geliyor onları belirlemek lazım. Bu noktada pazar araştırmaları da yapmak lazım. Örneğin ben şöyle tahmin ediyorum. Avrupa nüfusu yaşlanıyor. Ve çeşitli rahatsızlıklar var. Bunun yanında da insanlar artık kendilerine çok daha fazla özen gösteriyorlar. Örneğin işte spalar çok eskiden beri vardı. Şimdi daha popüler olarak kullanılıyor. Yaygınlaştı artık. Daha çok Neredeyse her popüler. otelde Evet. bulunuyor. Ve gelecekte daha da öyle olacak. İşte bronzlaşma vardı. Şimdi onda bazı riskler ortaya çıktığı söylendi. Tabii burada şu önemli. Sağlıkla turizm ilişkisi. Avrupa ülkesindeki insanlar sağlıklarını artık daha çok önem veriyorlar. Bütün dünya insanı öyle. Onlar mesela bir hedef kitle seçilebilir sağlık turizm bakımından. İşte o zaman onlara yönelik bir sağlık ürünleri geliştirmek lazım. Bu tabii şimdi medikal turizm deniyor. Dünyada çok popüler. Bazı ülkeler bunlara yönelik planlarını yaptılar. Türkiye de iyi bir plan yaptı bu konuda. İyi stratejileri var sağlık turizmi konusunda. Dünyanın her tarafından turist çekmeye çalışıyor ve yetişmiş hastanelerimiz vardır Türkiye'de. Tabii. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta bu noktada şimdi bazı eksiklerimiz var bizim adada genel olarak. Bunlar sağlık konusunda, ulaşım konusunda temel eksikler vardır. Bunlar bizi hem ülke içerisinde esasında vatandaşımıza, insanımızın serbest hareket etmesine engel olduğu gibi sağlık konusu özellikle turizm konusunda da negatif bir etki yapıyor. İşte mesela belki medikal turizm alanında olmaz, yeni turistler çekemeyiz ama yaşlıların bakımı konusunda geriatri turizmi diyoruz ya da spa, otellerdeki sağlık üniteleri çoğaltılabilir. Ama neticede yeni paketler, yeni ürünler geliştirilebilir. Avrupa'daki ya da dünyanın her birindeki farklı segmentteki hedef kitle buralara yönlendirilebilir. Bir tanesi bu şekilde söylüyoruz. Daha birçok ürün, işte agroturizm, şu bölge mesela adanın hepsi çok güzel. Ben geldiğimde en çok sevme noktalarından birisi şu. Çünkü şeyde dünyada inanın Kuzey Kıbrıs gibi onların içerisinde de işte tabii ben Lefke'yi çok ayrıcalıklı bir noktaya koyarım. Lefkoşa'da da şu an sınır bölgesine yakın arka bölgeler vardır. Girne kapısından o bölge eski Lefkoşa denilen bölge. Orada Mevlevi hane vardır. İşte Venedik sütunu vardır. Tarihi yerler vardır. Bir de arka taraflarda Osmanlı evleri vardır. Buraları farklı şekilde ortaya çıkartılarak hem o Lefkoşa bölgesi, Lefke bölgesi otantik yapısıyla ortaya çıkarak bir de doğal yapısıyla birleştirilerek agroturizm ve kültür turizmi gibi bu zaman bu seferde de yeni, bu seferde farklı hedef kitleler çekilebilir. Tabii. oluşturabilirsiniz. Örneğin Orta Doğu'dan çekilebilir. Kışın Skandinavya'dan, Norveç'ten, Finlandiya'dan, Danimarka'dan, buralardan çekilebilir.
Fakat bunlara yönelik bir politikalar belirlemek lazım. Tabii bunlar hepsi bütçeyle de ilgili. Ancak tabii turizmde işbirliği çok çok önemli. Turizm sektöründe eğer işbirliği olmazsa hedefler de sadece söylenti olur. Bizim böyle programlarda konuştuğumuz gibi olur ya da arkadaşlar dostlar arasında konuştuğumuz gibi olur. O zaman hedefe ulaşmayabilir. Koordinasyon şart. İyi bir pazar araştırmaları yapmak lazım. Pazar araştırmalarından sonra hedefleri belirlemek lazım. Hedeflere göre ürünleri çıkartmak gerekir. Ürünlerden sonra da belli bir bütçeyle nerelerde tanıtımlar yapılacak, oralara gidilerek çeşitli araçlarla tabii basın yayın araçları var. Çok iyi biliyorsunuz siz de. Ondan sonra burada bir de bakmışsınız nasıl öğrencilerimiz Nijerya'dan ya da Türk Cumhuriyetlerinden, Türkiye'den, Kazakistan'dan. Kazakistan'dan, Avrupa'dan her yerden geliyorsa turistlere de bir bakmışsınız. Orta Doğu'dan gelmiş, Çin'den gelmiş diyelim ya da Almanya'dan, Amerika'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten, Finlandiya'dan her yerden gelebilir. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs tabii bu potansiyeli var. Birazcık arz kapasitesinde de çeşitlendirme yapmak lazım. Şimdi bugün itibariyle bazı konularda düzenlemeler yapmak lazım, çeşitlendirme yapmak lazım. Çünkü bir imaj kavramı vardır. İmaj biliyorsunuz siz kendinizi ne olarak ifade etmeniz değil, Nasıl nasıl gösterdiniz? görülüyorsunuz, nasıl algılanıyorsunuz o önemli. İmajda da algılama önemlidir, imaj algısı. O yüzden güzel algılama yönünde de bazı ürünler geliştirmek yararlı olabilir. Peki samimiyetimle bir soru soracağım size. Elbette, memnuniyetle Uzun buyurun. süredir hani yaklaşık hani gördüğüm kadarıyla 5-10 yıldır hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs'ta ne kadar var tam bilmiyorum ama dünyada da yeni bir trend oluştu. Yani bu tarihi eserleri genelde restore edip ne bileyim oteller yapıyorlar turistleri çekmek Evet. amacıyla. Fakat hani restorasyon adı altında bayağı değiştirip bu işi yapıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben pek de memnun değilim bu işten açıkçası. Çünkü tarihe ciddi anlamda bir zarar verdiğini hani gerek yurt dışına çıktığım zaman birkaç yerde görmüştüm. Üzülmüştüm açıkçası. Ne kadar etik buluyorsunuz? Sizce yapılmalı mı yoksa müze formatında mı kalmalı? Evet, şimdi şöyledir. Sektör geliştikçe bunun sektörden hakkıyla yararlanan insanlar da olur, sektörler de oluyor. Bunu birazcık bunun dışına çıkanlar da oluyor. Çarpıtma demeyelim ama bunun dışına çıkanları da her yerde görebiliyoruz. Şimdi nostalji özleminden dolayı, hayatın tek düzeleşmesinden dolayı geçmişe doluyoruz. Geçmişe doğru, geçmişe olan özlemler artıyor. Bu bir gerçek. Çevreye yönelik özlem de artıyor. Tarihe yönelik özlem de, tarihsel ve kültürel değerlere yönelik özlemlerimiz de artıyor. Dolayısıyla turizm sektöründe biz esasında bir misyon üstleniyoruz. Geçmişteki tarihsel kültürel değerleri günümüze taşıma, onları günümüze aktarıp geçmişler neler olduğunu hatırlatma anlamında bir misyon var. O bakımdan da tarihi ve turistik yerlerin onarılması, korunması, yararlanılması ve bilgilenilmesi çok çok daha önemli. Fakat ticari amaçlarla bazı hususların çarpıtılması elbette istenilen bir durum değil. Çünkü onlar çok zararlı. Gerçek dışı oluyor. Gerçek dışı olunca bu sefer de gerçeği bulmak zor oluyor. Aynen. Çünkü gerçek hangisi diye şüpheye düşüyorsunuz. Kavram kargaşası yaratıyor. O noktada gerçekten dikkatli olmak lazım. Fakat konaklar onarılıyor. Onarılması bunlar da çok çok yararlı. Eski konakların onarılması. Bu sefer tarihi de korumuş oluyorsunuz. Ben Örneğin mesela Antalya'da yaşıyorum. Mesela kale içi vardır. Orada da birçok işte köşkler var mesela. Hani restore etmek adı altında bayağı değiştiriyorlar.
Hani Evet. bu kısmına karşıyım ben aslında. Ülkemizde de çok fazla restorasyon üzerine eğitim almış kişiler var aslında. Fakat buna rağmen hani restore anlamı dışında bu işleri yapmaları beni rahatsız etti. Fakat sizin biraz önce söylemiş olduğunuz cümleler beni mutlu etti. Bir turizmci olarak, bu sektörün içinde olarak bunları söylemiş olmanız. Buradan da seslenelim. Hani lütfen Evet. yapmasınlar. Evet, çok önemli konu. Tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Ben geçen Tekirdağlıyım biliyorsunuz. Tekirdağ'a gittiğimde bir caminin onarımını gördüm. Oradaki şimdi renkler ilginç geldi bana. Boyalar ilginç geldi. Şimdi gerçeğine yakın, gerçeğine önemli olan gerçeğine ulaşacak şekilde onarım önemli. Tabii gerçeğin dışına çıkmamak lazım. Şimdi bu noktada bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Avrupa'da Disneyland'ler çok vardır, Amerika'da vesaire falan. Burada birçok tiyatroları oynamaya çalışırlar. Örneğin Otello Kıbrıs'ta yazıldığı da söylenir. Otello'nun. İşte Disneyland'lerde Romeo ve Juliet, Otello birçok şey oynanır. Fakat oraya giden turistlerin yapılan bir araştırmayı okumuştum. O araştırmada şöyle diyordu. Yani gerçeği böyle mi noktasında sorulara yol açıyordu. Birazcık tarihi konuları turizmde kullanırken tarihi gerçeklik içerisinde vermek lazım. Biraz daha Eserleri de tarihi gerçekleri yansıtacak şekilde yapmakta yarar var. Bugün Disneyland'deki oyunlarda bile insanlar kitabının gerçeğini aslında okumazlarsa, çeşitli kaynaklarından ulaşamazlarsa bu sefer gördükleriyle yetiniyorlar. Gördükleri de bazen yanlış da oluyor, doğru da olmuyor. Dolayısıyla bu takım zararlar var. Onarımlarda da öyle tabii. Ama önemli olan şu, çok önemli. Kuzey Kıbrıs'ta olsun, Lefke bölgesinde olsun, Sayın Kübra Hanım'ın dediği gibi Antalya olsun, bizim memleketimiz Tekirdağ gibi her yerde tarihsel eserlerimiz çok var. Buna tabii sadece restora yapanlardan değil, onların korumasını değil, devletin katkısını değil, elbette öncelikli olarak devlet bütçe ayıracak. Ondan sonra katkı sunacak restore eden restoratörler diyelim. Çalışmalarını yapacaklar gerçeğe uygun. Ancak koruması da bizlere ait, insanlarımıza ait. Her bölgedeki tarihi ve turistik değerleri, hatta çevremizi çok iyi korumamız lazım. Bunlar sadece turizm açısından da değil, gelecek nesillere, bizim nesillerimize ve diğer insanlığa aktarılması bakımından da çok yararlı. Şu an isimlerini vermiyoruz. Yakınlarımızda da var. İsimlerini verebilir miyiz bilemem ama birçok eserin onarılması gerekiyor. Kültür tüm evrenseldir. Herkese aittir. Korunmasında çok büyük yararlar var insanlık açısından. Hatta o eserlerin hani korunmasının beraberinde Aspandos'ta gelenekselleştirilmiş opera festivalleri oluyor. Evet. Bunları inşallah ilerleyen dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de görürüz. Tek temennim o. Umarım bunun üzerine çalışmalar yapılır. Ne güzel temenni. Çok doğru. Bölgelerimizde tabii burada taşıma kapasitesi, oralarda şu noktada problem oluyor. Tarihi eserlerin içerisinde bir takım organizasyonlar yaparken ses, inanın ses desibeller de bazen zarar veriyor. Ayak bastı, insanların ayak basması da onlar da zarar verebiliyor. Burada taşıma kapasitesi dediğimiz olayı iyi belirlemek lazım. Örneğin mağaralara giderseniz, fotoğraf çekerseniz o fotoğraf ışığından oradaki canlılar gidebiliyor. Orada yok oluyorlar. Mağaralarda sarkıtı dikiti yapar. Mesela Tokat'ta vardır Bağlıca Mağarası. Ya da Giresun'da vardır. Birçok Damlataş'ta vardır vesaire. Birçok Antalya'da. Buralarda önemli olan şu, tarihi eserlere biraz daha özen göstermek lazım. O noktada tabii
hoş olur açıkçası. Öyle yerlerde daha az oluyor. Sembolik olsa da yapmak lazım çünkü onlar tanıtıma da katkı Katkı sunuyor. sağlıyor. Aspendos böyle tanıtıldı zaten. Kesinlikle. Peki bir şey daha soracağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çevre kirliliği hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü turizmin bir diğer noktası da aslında temiz çevredir. Çok doğru. Şimdi bu çok hassas bir konu. Bu konuda hep farklı görüşler var. Kuzey Kıbrıs'ta olsun, her yerde olsun ama şu çok tartışmalı bir konu. Kuzey Kıbrıs'ta da bazı sıkıntılar var. Açıkça onları söyleyelim. Birçok noktada problemler var. Bu problemlerden bir tanesi ulaşım problemidir ama en önemlisi de bir tanesi de çevredir. Lefke bölgesini çok iyi biliyorsunuz. Burada yaşıyoruz hepimiz. Evet. Şimdi adanın tamamı çok güzel, mükemmel derecede turizmin çeşitli turizm aktivitelerine, sadece bir turizm değil. Hani bugün görüyoruz sadece kasino turizmi deniyor. Bunlar hiçbir şey değil. Bunlar sadece belli noktalara fayda sağlar. Ama diğer turizm yönünden çok büyük potansiyel var. Özellikle güzel yurttan itibaren bu tarafa bakalım. Çok güzel bir bölge ama bir Temiz bir bakıyorsun deniz görüyoruz harika aslında. bir deniz var tabii, mükemmel bir deniz. Ama bazı sıkıntılar var, kirlilikler var. Hep şu firma söylenir, yakınımızda biliyorsunuz, hep CMC denir. Ama bir gerçektir. Ben onu çok ağzıma almak istemem çünkü artık kangren olmuş burada. Kangren olmuş. Bu yönüyle bu çünkü bitkilere de yansıyor. Çünkü tozlaşma vesaire falan. O noktada denize de yansıyor. Korku yaratıyor, şüphe yaratıyor. Bir kere bölgenin imajına çok zarar veriyor. Şimdi çevrenin öyle bir sıkıntısı var. Çevreye o yönde zarar veriyor. Bazı problemler var. Belediyelerimizin, yerel yönetimlerin bu noktalarda tüm turistik bölgelerde bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle turizm mevsimi değil ama ada her zaman turistik bölge, her zaman turizm var burada. Dikkat edilmesi gerekiyor tabii. Şu bir gerçek, turizm ancak sağlıklı bir çevrede oluyor. Eğer güzel bir çevre olmazsa turizmden bahsetmek mümkün değil. Çevre aynı zamanda o insanlar için de gerekli. Bugün turistlerin kullandığı her imkanı, her olanağı aynı zamanda ülke insanları da kullanmaya başladı. Temiz bir işte plajda yüzmek diyelim, temiz bir denize girmek, işte yeşilliklerle dolu, görsel etkisi çok güzel olan yerlerde piknikler yapmak, Yürüyüşlere çıkmak. yürüyüşler yapmak, trekking dediğimiz işte özellikle ekoturizmde ve agroturizmde çevre olmazsa olmaz. Çevre olmadan zaten turizm olmadı. Hiçbir yerde olmamıştır. Bakın şu an gözümüzün önüne getirelim. Bütün dünyaya bakalım. İspanya çevreyi yok ettiği için hadi sadece kirlilik değil. Hani çöpler olayı, çöp olayı değil. Sadece maden kirlilikleri falan da değil. Çevrede su kaynakları da çok önemlidir. Bitki örtüsü de çok önemlidir. Bir de yapılaşma çok önemlidir. Onlar da çevreyi yok eder. Kirletir. Yok eder. O zaman da görsel, estetik etkiyi estetik etkisini ya da estetiksel güzelliği kaçırdıktan sonra inanın oraya adın çekiciliği o oranda gider. Sadece tabii çevre, denizlerin de temizliği, oksijeni, havanın da temizliği çok önemlidir. Güneş de önemlidir. Yağmur da, hepsi önemli. Fakat mimari yapı da çok önemlidir. Yeni gelişecek bölgelerde özellikle bir mimari tarz belirlemek lazım. Hani imaj derler ya, işte bir tarzın var mı? Herkesin bir tarzı vardır. Bölgenin de bir tarzı olması gerekir. Bir imajı olması gerekir. İmaj yaratması O gerekir. zaman şöyle Kişilik, diyebilirim. markaya gider esasında, değil mi? Evet, haklısınız. Yani totalde o zaman hepsi bir etken diyebiliriz. Çok Yani doğru. oluşumuyla, çevresiyle, insanların ona varmış olduğu değerle bir bütün olarak ele alabiliyoruz. Çok doğru. Peki Kıbrıs'ta plajlarda bir mavi bayrak uygulaması yok bildiğim kadarıyla. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi mavi bayrak uygulaması bir kere otellerin prestij unsuru oluyor. Oteller En iyi tanıtımıdır. ya da işletmeler kendilerini iyi pazarlıyor. Sadece işletmeler kalmıyor, oteller kalmıyor. Ülkeler kendilerini çok iyi pazarlıyor. Türkiye'de şu an dünyada mavi bayrak uygulamasının 6. sırada. 6.'lığı elde etti. İşte plajlar, denizler, bunlar. Kuzey Kıbrıs'ın da bu noktada kendisini geliştirmesinde yarar var. Ve mavi bayraklı plajlarıyla kendisini öne çıkarmasında yarar var. Çünkü o kadar güzel plajlar var ki, Kleopatra plajı olsun, işte Girne'deki olsun, Magosa'daki olsun, o eşsiz kumun ve plajın, denizin güzelliği belki dünyada ender yerlerde var. Bilirsiniz, Antalya vardır. Ayvalık Sarımsaklı'nın plajı çok güzeldir. Tabii Fethiye dünyada öyledir. Ancak Kuzey Kıbrıs'ta da Magosa'daki o plajlarımız ve Girne'deki belli noktalardaki plajlarımız çok önemli. Mavi Bayrak artık pazarlama unsuru olarak ülkenin pazarlamasında da kullanmakta yarar var. Sadece oteller için değil. Dileriz gelecekte Lefke bölgesi de Mavi Bayrak olur. Şimdi Sitasılov olayı vardır. Sitasılov olayı vardır. Bu Sitasılov'da Mavi Bayrak olayını da almak gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela turizmde daha da geliştirmek için ekstra olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu da alalım. Evet, tabii birçok konuyu kısa kısa bahsettik ama bu konuda da bir sonuç itibariyle şunu belirtmek isterim. Kuzey Kıbrıs potansiyel itibariyle gerçekten turizm yönünde müthiş bir potansiyel barındıran bir bölge, bir ülke, bir ada olarak görüyoruz. Bunu iyi değerlendirmesi gerekir. Eğitim adasıdır ancak her yerde söyleniyor. Turizm diye bahsediliyor. Fakat gerçekten çok iyi yararlanıldığı kanaatinde değilim. Bunun içinde temel, başlıca bazı şeyler var. Bunları yapmakta yarar var. Tabii çevre az önce belirttiğimiz gibi çok çok önemli. Çevre kalitesini yükseltmek lazım. Çevrede turizme değil sadece insanların da yaşam kalitesine zarar veren negatif çevresel etkileri, atıkları vesaire bunları bir kere böyle unsurlara, böyle durumlara el vermemek lazım. İkincisi, altyapıda düzenlemeler yapmakta yarar var. Çok önemli ulaşım. Yani ulaşımı bölge içerisinde, destinasyon içerisinde bir yerden bir yere ulaşımı gelişmemiş hiçbir yerde turizm olmaz. Yani bu adaya gelen turist elbette araba kiralayacaktır. Araba firmalarından elbette istifade edecektir ama adanın içerisinde her yerinde turistik kültürel değerlere, şehirlere, her yere ulaşımın saatlerle, gün içerisinde ve gün boyunca sıklığı çok çok önemlidir. Sıklığı çok önemlidir. Bu noktada ulaşım konusunda çok büyük eksiklikler var. İnanın bunlar da çok büyük zarar veriyor. Bölge içerisinde bölgenin gelişmesine ve turizmden daha fazla yararlanılamamasına neden oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Lefkoşa'daki insanlarımız hafta sonu ya da gün içerisinde gelip aracı olan olmayan, bakın 60 bin öğrenci var. Dolayısıyla bunların hareketi çok önemlidir. Hareketi olan yerde enerji olur. Enerji de tüketimdir, gelişim olur. Bu noktada önemli şu. Turizm politikası neyi belirlemek lazım? Turizm politikası içerisinde öncelikli ürün çeşitlendirme ve ürünleri belirlemek lazım. Ben özellikle politika yapıcılara da bu noktadan naçizane öneride bulunmak isterim. Tabii öyle olduğunu düşünüyorum. Ürün çeşitlendirmesini iyi belirlemek gerekir. Ürün çeşitlendirmesinden sonra koordinasyon çok çok önemli. Politikalar belirlenirken uzman görüşlerinin alınmasında çok yarar var. Tabii biz turizmciyiz. Ben yıllardan beri turizm eğitimi alıyorum. Adada turizm eğitimi almış çok değerli insanlar var. Herkesin görüşüne saygı duyarak ancak halkın da görüşüne
yer vererek bazı politikaların belirlenmesi gerekir. Daha sonra tabii ben bir marka stratejisine geçiş olur diye önemserim ve öneririm. Ama şu önemli, Turizm Bakanlığı'nın karar vericilerin, politika yapıcıların ve uygulayıcıların, özellikle karar vericilerin ülke içerisinde tüm birimlerinde koordinasyonu çok iyi sağlaması gerekir. Koordinasyon olur ise ülkede turizmde başarı Canlılık olur olur, diyorsunuz. canlılık olur. Hatta sizin de belirttiğiniz gibi istediğimiz her ülkeden turist gelebilir. Kısaca bu kadar. Bunları söyleyebilirim. Tamam. Bu Size kadardır. çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Bize turizm hakkında, Kuzey Kıbrıs Türk Estağfurullah. Cumhuriyeti'nin turizmle ilgili durumu hakkında bilgi verdiğiniz için. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. İnanın çok mutlu olduğum bir program oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Bugünkü programımız da burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.